bitti diyebiliriz. İlaçlayacağız arkadaşlar. Alalım. Burası susuz tarım yaptığımız yer. İlk sırıklarımız inmeye başladı. Fungus iplemeye başladık arkadaşlar. Havalandırma borusu yaptık. Komple yün. Kul hakkı yiyerek tüm Türkiye'nin önünde Kadir'in hakkını yiyoruz. Koca bir yatır gibi oldu. İnşallah içeride ölü olmaz. Umut çukurumuzu kapattık. Bir molayı hak ettik. Ya tamam. Tamam kızım. Hadi kızım. Onlara evet, kesmekten vazgeçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gruplar halinde bant diyoruz, dağılmasınlar, düzgün olsunlar diye. Yani bantın sadece şeyi bu, esprisi bu. Burayı böyle bir kule gibi çıkacağız. Çıktıktan sonra da fungisitle ilaçlayacağız. Aralık aralıkta yapıyoruz. Her yere bu şey yapalım diye, ulaşalım diye. Diğer tarafta ablalar gördüğünüz gibi burada mumluyorlar her iki ucu. Bu nem kaybını en aza indirmek için yaptığımız bir önlem, parafinle. Burada da Kadir kardeşimiz bant diyor. Ablalar demet diyor, bant diyor. Şimdi de fungisit ilacımızı attık. Onu da ben size göstereyim. Hangi ilacı kullandık? Evet. Bu Master Gold'un akıcı konsantre diye bir şeyi, bakterileri, mantarları koruyabilmek adına makinemizi attık, karıştırdık. Az sonra orada kulelerimiz oluşunca onları kaplama yapmış olacağız. O da beklerken etraftan gelecek işte saman altına ya da toprak altına gömdüğümüz o topraklardan gelecek bakterileri defalarca söylediğim gibi korumak, çürümesini engellemek için yaptığımız bir önlem olmuş oldu. Evet, gördüğünüz gibi bir yandan tarlamızın büyük bir kısmını yaptık, daha hala devam ediyor. Bir yandan da burada havuzumuza başlıyoruz. Havuz diyoruz. Maral falfa havuzu olacak. Bütün bir kışı toprak altında geçirecekler inşallah. Bozulmadan bu alanda tutacağımızı düşünüyoruz. Şu görmüş olduğunuz alan şöylece biraz sonra kazmış olacağız. Gömeceğimiz yerin işaretlerini vuruyoruz. Bu 20 metreye gidecek böyle. Evet arkadaşlar, saat 8.15 oldu. Biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Sabah saat 6'dan itibaren kalkıyoruz ve koşturuyoruz. Çiftçilik, hayvancılık, yetiştiricilik, girişimcilik, bunlar zor işler. Yapacak bir şey yok. Şu anda bitti diyebiliriz. Sabahleyin yeniden görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bayağı bir alanı yapmış olduk. Ama hala devam ediyoruz. Hala bayağı bir alan var.
bir bereketli yap bitmiyor. İnşallah hepsini koruduğumuz zaman bizi de mutlu edecek. Maral Malfa mı diyorsun abla? Maral Malfa değil, Maral Falfa. Maral Falfa. Yolunu gel yine, geldi gelme. Bu taraflar biraz kısa kaldı. İşte Arge yaptığımız için her yer biraz farklı. İşte az gelişen yer var, çok gelişen yer var. İlk başta ölçümlerini aldığımız gibi 3,5-4 metreliklerden şimdi 2,5-3 metreye doğru indik. Daha sonrası da zaten susuz tarım yaptığımız bölgeydi. Orada da büyük ihtimal değil orada hiç kesim bile yapmayacağız. Direkt hayvanlara hediye edeceğiz. Şimdi Umut havuzunu ilaçlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu fungisit arkadaşlar. 400 litreye yarım litrelik bir fungisit ilaç kullanımı yapıyoruz. Önce gömeceğimiz yerde toprağı da yapalım ki toprakta var olanlarını yok edelim istiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yapacağız. Buranın kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra da yerleştireceğiz tüm ürünleri. Yine bu sefer bu kuyunun içerisinde fungisitle ilaçlayacağız. Ondan sonra da etrafını kapatacağız, üstünü kapatacağız Allah nasip ederse. Şimdi Umut çukurumuzun tabanına gördüğünüz gibi saman atıyoruz. Toprağa fungisitledik. Toprağın üstüne temizledikten sonra bir de samanla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabana koyacağız ki bu samanla şey yapmayalım. Kaç. Tozda görüyorsunuz. Alta yaklaşık bir 10 santimlik nemi alsın. Aşağıdan ola ki su gelir, nem gelir. Bu saman tabakası burayı komple kuru tutacak tabanı. Onun altına beşonlar koyacağız. Onların üstüne de maral falfaları koyacağız. Beşon etmeseyiz ne olur anlattı. Saman ettiği kalın ettiği var. Evet arkadaşlar, bugün 5. gün. Tarlamız gördüğünüz gibi çırılçıplak çıktı. Şimdi en sonda susuz tarım yaptığımız bölüm kaldı. Oradan da ne çıkartabilirsek, hatta çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyoruz. Yani tam çelik oluşmamış ama boğumlar oluşmuş bazılarında. Boyları kısa kalmış. Onları almaya çalışıyoruz. Tabii bu ara tarlanın içerisinde bayağı da bir şeyimiz var. Çelik kamışlarımız var komple. İnşallah
Bugün bunları toplayıp gömeceğiz. Ondan sonra da tarlada 2-3 gün daha işimiz devam edecek. Tarlada evimizde aldığımız o fungisiti biz tedbir olarak tarlaya atmayı düşünüyoruz. Bir kısmını. Çünkü yani toprak altında bekleyecek olan kökleri de en azından bir vesile koruyalım diye düşünüyoruz. Ona faydası olur diye düşünüyoruz. Zaten su damlamalarımızı toplayacağız. Tarlayı ters süreceğiz. Çekerken göstermiş olacağım. Ekip çalışmaya devam ediyor. 5. gün 30 kişi hala devam ediyoruz arkadaşlar. Aldık. Bunlar Sultan Dağı'nın Kırca köyünün güzelleri. Burası susuz tarım yaptığımız yer arkadaşlar. Yani burada da bayağı bir şöyle kalktı gibi. Ama sonuçta yetişmedi. 22 Haziran'da ektiğimiz bölümdü. Özellikle söylüyorum 22 Haziran. Yani Haziran'dan sonra bu iş olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 22 Haziran'da diktiklerimizin boyları kısa kalmış oldu. Aynı şartlarda aşağı yukarı baktık hepsine. Kolay gelsin. Çalışıyoruz. 30 kişi 30 kişi. İçerideki yeri de değiştirdik. Nuri Bey. Efendim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bak böyle daha çok sığıyor değil mi? Evet. Şimdi tarlada kesmeye başladık. Umut çukurumuz ileride. O çitin hemen arkasında toprağı görüyorsunuz. 20 metre. Bunları bu geceye indirmemiz lazım. Bu iş bitse bile en az 3-4 gün daha burada işlerimiz var. Evet, gördüğünüz gibi burada 3 tane 4 tane diyorduk. Şimdi böyle her yer doldu, doldu, doldu. Daha bir bu kadar da tarlada var. Öyle göründüğü gibi az bir iş değil yani. Evet, şimdi de pazartesi 5. gündeyiz. Arkadaşlar akşamleyin 10 derecenin altına 9 dereceye düşecek. Yarın inşallah çukurumuza gömmüş olacağız. Bunları da en azından bu gecelik üstlerini şöyle örtelim. 9 derece gösteriyor hava durumu. Onu engellemek için şöyle bir dereceden bir şey olmaz bir gecelik diyoruz. İnşallah bakalım ne olacak. Yarına hepsini gömmüş olacağız. Umut çukuru buraya. Ya çok ciddi bir masraf yapıyoruz arkadaşlar ama yapmak zorundayız. Alt tarafını komple samanla doldurduk. Evet. Bugün 7. gün arkadaşlar. Hava bugün çok soğudu. Ancak bu kadar yetiştirebildik. Bunların üzerlerini böyle kapattık. Arka taraflarda var. Tarlada da var hala. Bayağı bir zaman alıyor. Hava çok soğudu. İnşallah dondurmayacağız. Sabahın körü bayağı bir soğuk. Ama şu çiftlik hayatındaki sabahlara bayılıyorum doğrusu. Şu görüntüye bir bakın. Her yer çeliklerle doldu. 300 bin çeliğimizin olduğunu tahmin ediyoruz. Daha fazla vardır da biz biraz aşağıdan söylüyoruz. Ama bunların ne kadar yaşayacak onu bilemiyoruz. Şöyle soğuk. Bu gece soğuğu 10 derecenin altı arkadaşlar. Bu bitkiyi öldürüyor. O yüzden yapraklar, yeşil yapraklar hızlı bir şekilde gitti. Ama ana gövdelerdi. Etkilenmeden işte toplamaya başladık kalabalık bir şekilde. Ama bugün Umut çukurumuza inmiş olacaklar. Ondan sonra da Şubat Mart'ı beklemiş olacaklar. Devam. Dün akşam naylonlarla örttük. Bakın burada
şeylerimiz var. Yünlerimiz var. Bu yünleri kullanacağız. 1,5 liraya kilosunu satamadılar arkadaşlar, ben gördüm. Yani 2,5 lira gibi kilosuna para istediler. Karşı taraf vermedi. 2,5 lira, yani gerçekten 2,5 lira. Eskiden yün her şeydi, en değerli şeydi. Şimdi herkes polyester giymeye alışmış. Yünlü bir şey giymiyor, ilginç. Biz de dedik onu ısı izolasyonu için kullanalım. Yün alıp umut çukurumuzda kullanacağız. Umut çukurumuza ilk sırıklarımız inmeye başladı arkadaşlar. Az sonra bura böyle komple dolacak, 20 metre. İnşallah sığar. Sığmama durumu da var. Bitti. Aç abi, aç. Evet. Ben istiyorumdan da küçük olmaz abi. He? Ben istiyorumdan da küçük olmaz. Evet, dur. Ha. Başları şey yapalım. Kadir. Ha, biri bu yandan. Kırcan'ın güzelleri, şöyle bir bakın. Yaşlı elemanları diyor. Bak yaşlı diyor ya, hasbunallah. Şunu gençler yapamaz ya. Evet. Mehmet, şey Kadir, normalde maral falfalardan daha hafif olduğu için üstünde gezebiliyor. Ben bastım mıydı çökertiyorum. Onun için biz basmıyoruz. O üstünde geziyor. Evet, yükseliyoruz. Falfa göğsü öylece ağlıyor mu sürekli? Beş onları döşe. O şeyi tutun birini. Tutun. Aynen. Beş onu sonrasını sonra düşürüz lan. Şunu çakalım. Bunlar ya çakacağız, sonra çakalım. Şey araya koyalım. Döşeme de çakacağız, bu durmaz. Şimdi engel olacak yani bize. Ha, anladım. Ha, göz diye duruyoruz da tamam, böyle olur. Şu aralığı belli olsun. Ha, belli olsun. Tamam, koy. Bu kaç taneydi burada? Bir, iki, üç mü? 3-4 mü? 4. boş kaldı. Tamam, biraz ara mı böyle şuraya? Aynen. Sonra gidin. Evet. Yani çok ciddi bir şey sığıyor arkadaşlar. Şöyle aralıksız hem yanmayacak şekilde koyuyoruz. Kadir'im 40-50 kilo olduğu için ana. Maral falfadan daha hafif. Sultan Dağı'nın ve Kırcan'ın emekçileri olmasa ayvayı yemiştik. Allah razı olsun. Herkes bomba gibi burayı bir mangalla akşamleyin. Bir teşekkür edelim diyoruz. Yazada zaten parti var eğer çıkarsa. Davul zurnayı çaldıracağız. Sağlam çıkarsa. Sağlam çıkmazsa o zaman hep birlikte kaçacağız. Ona lokum yiyeceksinler. O lokum yiyecek. Öyle geçelim. Bunlara ellemeyin bari ya. İki sıra bitti ama yerim 1 metre altında, 1,5 metrede, 1 metre derine gömmüş olduk. 1,5 metre. Nasıl oldu la bu cümle? 1,5 metre aşağıda
ilk yarım metreyi doldurmuş olduk. Aynen yarım. Bir metre yukarıda boşluk alanımız olmuş oldu. Yetmezse üzerine eklemeye devam edeceğiz. Burası tam böyle yayın havuzu gibi oldu. Değil mi? Yayın balığı havuzu. Olmadı, beton döktürüp burada bir yüzeceğiz. Kardeşinin sayın verir dinle yaşıyor oldu herhalde gari. Şu başı oldu. Hayır. Bir molayı hak ettik. Yarısını doldurduk. Çok ağır olmasın diye mümkün mertebe yukarı çıkmamaya çalışıyoruz ama ciddi de bir şey attık arkadaşlar. Güzel gidiyor inşallah. Sonu da güzel olur. Şimdilik böyle şey gibi oldu. Şimdi süper gibi böyle. Güzel oldu. Gidiyor. Hayırlısı. Devam. Daha bir sürü var. İnşallah bu gece de soğuk olacak. 8. güne kalacak çatı yapımı. Evet, gördüğünüz gibi Umut Kuyusu komple doldu. Şimdi son kısımda bir yer daha kaldı, onu da yapacağız. Daha çeliklerimiz var. Burada var. Karşıda da traktörün üzerinde dolu. Biraz da tarlada dolu. 300 bin çelik gömüyoruz. Dünyada bir ilk yapıyoruz. 300 bin maralfalfa çeliğini 5 ay toprak altında korumanın peşindeyiz. İnşallah. Bakalım ne olacak. Oy! Ne var? Bakalım. Gel. Kadir arıyor abi. Vallahi olmak gibi geçiyor. Abi Kadir arıyor. Tamam ver. Söylesin abi. bin maral falfa şu anda yerleştirildi arkadaşlar. Gördüğünüz adam adam. Mehmet. Kara Mehmet. Baştan sona işi takip etti. İşçinin başında. Hiç kaçmadı yani. Evet. 9. gündeyiz. Gördüğünüz gibi Umut Çukuru'muz ağzına kadar doldu. Şimdi çatısını yapıp kapatalım diyoruz. Bismillah. Devam ediyoruz. Fungus iplemeye başladık arkadaşlar. Toprak, duvarlar ve tüm maral falfa çelik ısırıklarını fungus iplemeye başladık. 9. gün sabah erken saatlerdeyiz. Gördüğünüz gibi maral falfa ısırıklarını, burada 300 bin ısırık var arkadaşlar. 300 bin sırık diyorum, pardon, çelik var. 300 bin çeliği
ilaç diyoruz. Fungisit diyoruz. Fungisit nedir diye soranlara tekrar tekrar söylüyorum. Mantar ve bakteri oluşumlarına, zararlara karşı bir önlem. İnşallah çürümesini engelleyecek diye umut ediyoruz. Şuraya bak. Uzun. Taz oldu. İlk tabakadan sonra toprak oldu. Yumuk olsun ya. Tam da düzgün çakma ya. Varıp da kere. Gördüğünüz gibi tam bir mahzen oluyor. Üstü de günlerle toprakla, naylonla komple kapanmış olacak. Öyle mi? Şimdi benim gözümü çak gideyim bana şöyle. Orayı sen olsun bir çak. Ha orada az bir şey. Et gitti yani bu tatil çeşmecisi. Dışarıda, dışarıda. Havalandırma borusu yaptık. İçeriden hava gelsin. Geliyorum. Bir tane de karşı ucu yapacağız. Hava sirkülasyonu sağlayacağız. Onun haricinde her yer kapanmış olacak. Sonuçta yaşayan bir bitki arkadaşlar. Tahtaların üzerine yünleri koyuyoruz. Kalın bir tabak olarak. Hem aşağı toprak geçmiyor. Hem sıcak hem de nem alıyor. Üstüne de toprak koyuyoruz. Önce kürekle sonra da kepçeyle üzerine dolduracağız. Yünleri böyle attık. Komple yün. Tahta böyle gidiyor. Çatı. Oh. Az bir yer kaldı. İki, üç, dört. Buraya yeter abi. Şimdi ikinci havalandırma borumuzu takıyoruz. Şuradan biraz malzemesi az kaldı. Kepçeciye söyledik. Gelirken onu da getirecek inşallah. Şu görmüş olduğunuz bir yere monte edeceğiz. Buradan ya da şu bölümden hava girecek. Birinden çıkacak. İçeride sürekli hava olacak. Halal olsun. Gidiyorum. Evet, her şeyi uyduruyoruz. Yani uyduruyoruz derken ben işin %90'ını yapıyorum. Kadir bakıyor. Diyeceğimi kul hakkı yiyerek tüm Türkiye'nin önünde Kadir'in hakkını yiyoruz. Çatır çatır yiyoruz vallahi. Allah razı olsun. Acemi usta. Acemi usta tek başına buradaki çiftlikte ahırlar, evler, her şeyi tek başına yapan bir kardeşimiz. Gencecik daha 30 yaşında. Allah bin kere razı olsun. Biz de işin ucundan tutuyoruz ama işte ucundan. Biz kanter içinde kalıyoruz. O
Aynen devam. Yani muhteşem bir güç. Minik dev adam. 12 dev adam var, bir de minik dev adam var. O da Kadir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, tahta çatımızın üstünü komple koyun yünüyle, hem de bayağı bir 15-20 santim koyun yünüyle doldurduk. Az sonra kepçemiz gelecek, burayı 30 santim toprakla dolduracak. Ondan sonra da üzerine naylonu gireceğiz, toprak ıslanmasın diye. Arkadaşlar, akşam akşam kepçemiz geldi. Hava artık kararıyor. Arkamızdan da yağmur bulutları gelmeye başladı. Telefonda çok belli olmuyor ama şöyle gösterirsem arka taraf karardı, geliyor. Şöyle bakınca evet, hiç gözükmüyor. Hava çıkmış gibi duruyor. Kepçemiz geldi. Şimdi Allah nasip ederse gördüğünüz gibi abi yerini açacak ve burayı 30 santim dolduracak. Ondan sonra da yavaş yavaş işimiz bitiyor. Üstüne de naylonu gerince o yağmura yakalanmayalım korkusuyla çabalıyoruz. Günlerdir soğuktan kaçıyorduk. Bu ara tezeye bastım. Mahvoldu ayağım alt tarafı. İşte çiftlik hayatı böyle bir şey. Günlerdir yağmura, soğuğa yakalanmayalım diyorduk. Şimdi hava durumu hep normal gözüküyordu. Bir anda haftanın önümüzdeki 3-4 günü yağmur gösteriyor. Yorgunluktan ölsek bile gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi kepçemiz akşam saatlerinde geldi, ışıklarını açtı. Hava aydınlık gibi duruyor ama telefondan mıdır bilemedim. İşte ilk kepçeyi vuruyor. Evet arkadaşlar, geç saatler oldu. Kepçemiz üstünü kapattı. Şöyle bir naylonunu çektik. Çok ciddi yağmur geliyor, gidiyor. Çok şükür silme kurtardık desek yeridir. En üstte de gördüğünüz gibi koca bir yatır gibi oldu. İnşallah içeride ölü olmaz. Canlı bir bitkiyi inşallah sağ salim koruruz ya Rabbim. Bundan sonra işimiz duaya kaldı. Biz elimizden gelen tüm çalışmayı yaptık. Teknik, emek, ne varsa yaptık. Artık işimiz duayla. Evet, en sonunda gecenin bir saati, toprak atması da bitti arkadaşlar. Sabaha görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, umut çukurumuzu kapattık. Aşağıdaki bölümleri biliyorsunuz, en sonda naylon çektik toprak ıslanmasın diye yağmurlarda. Buraya kadardan sonra şuradan itibaren bu işlemi yapmadık. Neden yapmadık? Fikir değiştirdik. Dedik ki bu bölüme tamamen, yani bir 3 şeye 3 palet diyelim, palet gibi dizdik, ne deniyor ona, 3 kümeyi tamamen toprak altında samana gömelim düşüncemiz var. Oraya saman yapacağız. Yani hem samana görerek gömerek hem de toprak altında bir mahzende saklamış olacağız. Devam. Evet arkadaşlar, bu hafta da bu kadar olsun. Zaten 33 dakika olmuş. Bir sonraki haftaya inşallah farklı gömüşler de yaptık. Çelikleri farklı şekillerde denemek amaçlı. Onları da göstereceğim. Böyle her hafta bu bölgede neler yaptığımızı da görmüş olacaksınız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Selam ve dua ile kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.